Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. Sözcükle yapı ve ses bilgisi uygulaması koydum arkadaşlar bugünkü derse. Uygulama 6 biliyorsunuz. 5'e kadar gelmiştik. Sonrasında 2 tane soru çözümü attık. Şimdi hem ses bilgisini hem de sözcükle yapıyı tekrar edeceğimiz uygulama 6 videosuyla karşınızdayım. Hemen başlayalım bakalım nasıl bir metin bizi bekler. Bu uygulamada hangi ses olaylarını göreceğiz? Sözcükle yapıyla ilgili hangi başlıkları tekrar edeceğiz? Hemen bir bakalım, kağıdımızı şöyle adam akıllı biraz aşağı kaydıralım. Tamam, süper. Şu an her şey çok net görünüyor. Satır satır gideceğiz, tek tek gideceğiz, bütün kelimeleri inceleyeceğiz. Gelin isterseniz çok uzatmayayım, hemen başlayalım. Gördüğü kelimesiyle karşı karşıyayız. Gördüğü kelimesinin kökü görmek. Yani fiil kökünden oluşan bir sözcük bu, değil mi? Evet. Gördük, dıktik, gördüğü bilmem ne. Yani hocam fiilden isim yapmış. Hani sıfat fiil eki, zamanı gelecek konuşacağız demiştim. Doğal olarak burada dıktik yapım eki var. Dıktiki görür görmez yapıştıralım bu tarz sözcük içindeki dıktiklere dikkat. Sıfat fiil olan dıktiklere. Bu sözcük yapısına göre türemiş sözcüktür. Buradaki uyu hocam o belirtme hal eki biliyorsunuz. Gördüğü, yaptığı. Tamam, onun bir sıkıntı yok, onu geçtim. Onun dışında hocam buradaki yumuşak ge bir ünsüz yumuşamasıdır. Bu sözcüğü hem ses bilgisi hem de sözcükle yapı noktasında adam akıllı incelemiş olduk. Gelin isterseniz diğer sözcükleri yavaş yavaş derleyelim. Şeyler kelimesi, şey kelime kökü, larler çekim eki. Bu sözcük yapısına göre basit bir sözcüktür, değil mi? Çünkü sadece çekim eki almış, herhangi bir yapım eki yok. Tamam hocam, var mı herhangi bir ses olayı? Ses olayı da yok. Karşısında kelimesi, karşı kelime kökü, karşısı, onun karşısı, iyelik eki. Ama buradaki S tabii ki kaynaştırma. Inda, bakın dikkat, karşısında. Buradaki ne? Yine kaynaştırma. Daha de bulunma hal eki. Herhangi bir yapım eki yok. Bu sözcük yapısına göre kesinlikle basit sözcük. Bakalım ses olayı var mı? Evet, kaynaştırmaları zaten söylemiştim değil mi? İki tane. Evet, eyvallah, geçtim. Duraklıyor kelimesine bakalım. Durmaktan durak, değil mi? Çok net. Durmaktan durak, duraklamak. Yani hocam isimden fiil yapan burada bir lale ekimiz göze çarpıyor. Bir de yor ekimiz var şimdiki zaman ekim. Şimdi durmaktan durak, duraktan duraklamak. Yani yapım ekleri havada uçmuş. Yapısına göre bu sözcük türemiş sözcüktür. Duraklamaktaki lale'nin lı'li olduğunu, yani a-e'nin ı-i daraldığını görüyoruz. Burada bir daralma da var. Çok da güzel oldu, harika. Ve bir bağlaç, bunu geçiyorum. Burada herhangi bir ses olayı ya da yapıyı aramaya gerek yok. Niçin kelimesi. Niçin kelimesini çok iyi biliyorsunuz. Ne için ifadelerinin birleşimi. Yani bu sözcük yapısına göre birleşik sözcüktür. Şimdi çok uç sözcüklere bakarken böyle basitinden bir örneği de kaçırmamak lazım. O yüzden çok dikkat lütfen, yazık olur, üzülürüz. Niçin kelimesi yapısına göre basittir. Ses olayı olarak da tabii ki ünlü düşmesi var. Buradaki A, E düşmüş. Birleşik sözcük olurken düşmeler zaman zaman ünlü aşınması olarak falan da sorulabilir. Haberiniz olsun, tamam. Bunları kelimesi. Bunları. Şuradaki N kelime kökü bu. Şuradaki N kaynaştırma. Larler çokluk. Bunları. I, I belirtme hal eki. Yani hocam bu sözcük kesinlikle basit bir sözcük. Ses olayı var mı? Evet, kaynaştırmayı zaten söylemiştim. Yaşadığı kelimesi. Yaş, insan yaşı, yaştan yaşamak, dıktik, fiilimsi zaten yapıştır. Havada uçmuş yapım ekleri bu sözcük yapısına göre türemiştir. Buradaki ı, i yine belirtme hal ekiydi. Herhangi bir ses olayı var mı? Evet, buradaki yumuşak ke, ünsüz değişiminin, diğer adıyla ünsüz yumuşamasının net örneğidir. Şimdi çayları şurada bir yudumlayalım hocam, ben burada bir durdurayım. Bir kendimize gelelim. Güzel gidiyoruz, yavaş yavaş gidiyoruz. Acelemiz yok. Dediğim gibi geçen senelerde bir video atar, araya 2-3 gün koyar, bir video daha atardım. O araya koyduğumuz 2-3 günlük süreyi şimdi uygulamalarla dolduruyoruz. İçiniz çok rahat olsun. Artık çözemeyeceğiniz soru kalmayacak. Hocam ben bitirdim ya uygulamaları falan, artık tamam hallettim diyenler dahi bu uygulamaları izlemeliler iyice oturması adına. Haydi devam o zaman, dinlendik hocam. Sorusunu sormaktan soru. Hocam yapım eki almış, kesinlikle türemiş. Sısi kaynaştırma var. Nani kaynaştırma var, değil mi? Net. Buradaki sorudan sorusu bu tamlanan ekidir. Yani iyelik ekidir. Şuradaki neye kaynaştırmaydı? Şuradaki u ise biliyorsunuz nani nunilerdeki i i u üler, yani ünlüler hocam. Belirtme hal ekidir, unutmayınız. Kısacası yapısına göre türemiş. Onun dışında ses olaylarını söylemiş olduk. İki tane kaynaştırma ünsüzümüz var. Aklından, akıldan aklı, aklından herhangi bir yapım eki yok. Hep çekim eki almış. Bu sözcük yapısına göre basit sözcüktür. Ses olayı olaraksa burada akıldan aklı ünlü düşmesi var. Buradaki ne kaynaştırmadır, değil mi? Bir ayrılma hal ekimiz falan var ama iki ses olayımız ve basit dedik ve geçiyoruz. Geçiriyor diyor. Aklından geçiriyor. Geçmek, geçirmek. Yani hocam fiilden fiil yapan yapım eki var. Kesinlikle türemiş. Herhangi bir ses olayı var mı? Yok. Oradaki i, oradaki ı, i'ler yardımcı ünlülerdir arkadaşlar. Asla türeme olarak kabul edilemez. Yardımcı ünlü diyoruz ona.
Çünkü geçirmek kelimesine direkt yor gelmez. Geçiriyor diyemezsin. Geçiriyor. Yani hocam yor şimdiki zaman ekinin gelmesine yardımcı olan bir ünlüdür. Yardımcı ünlü denir, cepte kalsın. Hiç önemli değil yani. Kaybolan. Hocam 40 tane ses olayı var gibi görünüyor. Bence de her taraf ses olayı gibi. Ama kayıp ve olmaktan bu sözcüğün birleşik sözcük olduğunu görmeniz cepte olması gereken. Tamam hocam, onu hallettik. Kayıptan ünlü düşmesi, hece düşmesi var mı? Var. PB'ye dönüşmüş. Yumuşama var mı? Diğer adıyla değişim var. Süper. Yıllarını diyor, bakın dikkat. Yıl, yıllar, yılları, yıllarını. Yani hocam basit sözcük. Herhangi bir yapım eki yok, değil mi? Çokluk eki var. Burada onun yılları ya da onların yılları diye alırsak ları leri iyilik olarak alabiliriz. Nasıl baktığınıza bağlı. Kaybolan yıllarını kimden isteyeceğini. Evet, o onun yılları dememiz gerekiyor. Cümleden onu anlıyoruz. Larler çokluk. Şuradaki ı iyilik eki. Ne? Kaynaştırma. İ belirtme aleki. Bir tane ses olayımız var. Kaynaştırmamız ve basit sözcük. Kimden diyor? Basit sözcük. Gayet net. Kim ve danden. Herhangi bir ses olayı yok. İsteyeceği diyor, yumuşak y'yi gördüm, şuradaki y'yi gördüm, isteyeceği, acakeceğin gelmesi için araya bir y gelmiş, ona kaynaştırma diyoruz. Kaynaştırma var, ünsüz yumuşaması var. Onun dışında isteyeceği şekilde acakecek burada fiilimsi olarak kullanılmış, henüz işlemedik ama istemek fiilden isim diyelim Aydoğan'a şimdilik. Edo olarak türemiş kesinlikle yapısına göre. İki tane de ses olayımız var. Buradaki ı'yı zaten belirtmeydi. Şeklinde kelimesi. Şekilden şekle hemen gözümüze çarpan bir ses olayı. Ünlü düşmesini gösterelim. Çok iyi bir olay olmuş burada. Şeklinde çok aklımıza gelmeyebilir bak, artistik. Ne zaten kaynaştırma. Onu da biliyoruz. Şekil şekli şeklinde herhangi bir öpmük yok. Basit sözcük. Bir basit sözcük ses olayı yok. Soru sormaktan soru. Türemiş sözcük ses olayı yok. Daha kelimesi basit sözcük diyebiliriz buna. Bunlarla çok işimiz yok böyle tek heceli iki heceli kelimelerle, ama daha çok böyle uzun sözcükler bizi ilgilendirecek sınavda. Ben sınavda daha'nın altını çizileceğini kesinlikle tahmin etmiyorum. Onu söyleyeyim. Neyi çizer hocam? Mesela yıllarını, kaybolan, duraklıyor çok iyi mesela. Duraklıyor'u çizebilir. Peki buna basit diyelim haydi biz. Ses olayı yok. Ne diyor? Daha bir soru daha beliriyor zihninde olsun. Beliyor olmuş. Beliriyor olsun bu sözcük. Bir soru daha beliriyor zihninde olsun. Tamam. Belirmekten beliriyor. Yani hocam herhangi bir ses olayımız var mı? Yok. Kelime kökü zaten belirmek. Herhangi bir yapım eki de gelmemiş. Tamamdır hocam. O zaman basit sözcüktür ve ses olayı yoktur. Zihninde derken zihin. Tamam hocam, süpersin. Zihin, zihni. Şuradaki ne kaynaştırma. Daha de bulunma, onunla işimiz yok. Zihni onun zihni, bu iyilik eki. Bir tane ünlü düşmemiz var, bir tane de kaynaştırmamız var. Sözcük yapısına göre basit sözcüktür. Yutkunuyor. Yutmaktan yutkunmak. Ha, yapım eki almış. Bu sözcük kesinlikle türemiş. Yutmaktan yutgun aslında ama T'den sonra bakın K'ye gelmiş. Kelime kökü yutmak. Fıstıkçı şapın T'siyle bitmiş. Gelen ekimiz ÇTK'den birisi mi? Evet. O zaman burada benzeşme var. Şimdi yutkunamak diyemeyeceğim için burada daralma yok arkadaşlar. Yutkunayor olmaz mı hocam? Olmasın. Olmasın bir zahmet, değil mi? Neyin peşindeyiz? Yor şimdiki zaman eki. Tamamdır. Benzeşmemiz var ve türemiş. Bana kelimesi burada bir ünlü değişim var. Biliyorsunuz ben kelimesi AE'yi alınca bana oluyordu. Bunu atlamış olabilirsin. Dikkat, videoyu durdurdun ama bunu atlamış olabilirsin. Ben bana ünlü değişimi var ya da kökte ünlü değişimi diyoruz buna. Herhangi bir ses olayı yok. Tüm, ya daha doğrusu herhangi bir yapı noktasında bir bilgi yok. Buna basit derim geçerim. Ünlü değişimi ses olayı olmuş. Aman dikkat. Tüm kelimesi basittir, ses olayı yoktur. Bunları kelimesi oradaki ne ses olayıdır, kaynaştırmadır, basit sözcüktür. Hangi bu kangı falandan geliyor ama bununla işimiz yok. Bu sözcüklerin tamamının etimolojik olarak yani tarihi kökenine inersek oho nelerden bahsederiz, hiç gerek yok. Bu sıcak kelimesine ısıcak demek gibi bir şey. Bu tamamen gereksiz bir bilgi arkadaşlar, içiniz rahat olsun. Mesela sıcacık kelimesi. Bu sıcacık kelimesinde sadece K ünsüzü düşmüştür. Yani ısıcaktan ı falan düşmemiştir. İçiniz rahat olsun. O bilgi ÖABT için, yani öğretmenlik alan bilgisi testi için, Türkçe öğretmenliği testi sınavına girersin. Ha, orada lazım olur. Orada u da düşer, buradan ü de düşer. Ben bunu 40 heceye de böyle bilirim. Orada işinize yarayacak. Siz TYT, KPSS vesaire gireceksiniz. Doğal olarak ısıcak falan. Hikaye onu lütfen şu an düşünmeyiniz. Sıcaktan burada K düşmüş demeniz yeterli. Tamam, böyle başına ı, i, u, ü getirilen örnekler var. Onların bizimle uzak yakın alakası yok. Tamam, içiniz rahat olsun. Hangi kelimesi? Tamam, basit bir kelime bu. Herhangi bir yapım eki almamış. Ses olayı da yok. Yani ünlü düşmesi, türeme vesaire de yok.
Olay kelimesi olmaktan olay. Yapım eki var kesinlikle türemiş, ses olayı yok. Hatırlattı. Hatırdan hatırlamak yapım eki var kesinlikle türemiş yapısına göre. Bakın dikkat. Sınavda da böyle yakaladığınız an yapıştırın. Tutup da tekrar hatırlamaktan hatırlatmak ulan bir yapım eki daha gelmiş. Bununla uğraşmayın. Yapısını soruyorsa yapım eklerinden birini görün ve türemişi yapıştırıp geçin, olur mu? Hatırlattı derken burada TT bakın dikkat, hatırlamak hatırlattı. İki tane T yan yana gelmiş. Benzeşmenin ta kendisi. Dalıyorsun sen. Vallahi sen dalıyorsun bak dur. Ben de şu ekrana bakayım. 10 dakika olmuş. Normal. Dalman normal ama toparlan lütfen. Haydi buralar çok önemli. Sınavda başka hangi kelimeyi sorabilir ya? Bu kelimelerden birini seçecek. Arkadaşlar 6. uygulamadayız. En az 2-3 uygulama daha bizi bekliyor. Binlerce kelime ya. Binlerce kelime inceledik. Artık soru kaçırma ihtimalin yok. Öyle bir lüksün yok yani. Kaçırdın mı? Hemen açar uygulamalara bakarsın, olay biter. Benzeşmemiz var, tamam. Diyor kelimesi, hadi daha seri hocam. Demekten. Burada bir daralma var. Yapısına göre kesinlikle basit sözcük. Kendi basit sözcük. Herhangi bir ses olayı yok. Kendine basit sözcük. Kaynaştırma var buradaki N'de. Saklıyor. Saklamak. Dikkat lütfen. Aman kaçırma. Şimdi saklambaç, saklıyor, saklı kelimelerinden. Tabii ki sak gibi bir kökten bahsedilebilir ama ya biz sınava neye hazırlandığımızı biliyoruz. İçiniz rahat olsun. Saklamak kelimenin köküdür. Bu kelime basit sözcüktür dersek asla hata yapmayız. Daralma da var. Geçtim. Gözlerinden basit sözcük. Yapım eki yok. Gözlerinden derken ne? Burada kaynaştırma. Süzülen derken süzmekten süzülmek. Süzülen yapım ekleri havada uçmuş. Türemiş. Ses olayı yok. Yaşı. Bu çok net. Süzülen yaş yaşı. I belirtme aleki yapısına göre basit. Yapım eki yok çünkü. Herhangi bir ses olayı yok. Seçkin kelimesi. Seçmekten seçkin. Ha, fıstıkçı şapın ç'siyle bitmiş. ÇTK'den biriyle mi başlamış gelenek? Evet. Benzeşme var burada. Ve yapısına göre tabii ki türemiş. Bir. Yapısına göre basit, ses olayı yok. Kimse. Dikkat lütfen. Kim ise demeyeceğiz tabii ki buna. Isa ise'den farklı bir şey bu. Artık yapım eki olmuş. Kimden kimse olmuş. Yeni bir anlam kazanmış. Tabii ki türemiş deriz. Herhangi bir ses olayı yok. Gibi. Geçtim bunu. Basit ses olayı yok. Görmüyor. Görmüyor. Burada çok net bir daralma meydana gelmiş. Mımim. Mame olumsuzluk eki. O yüzden çok rahat türemiş diyebiliriz sözcüğe. Olur mu? Yapım eki biliyorsunuz olumsuzluk eki. Ama yine de ben bunu şöyle bir kutu çekişine alayım. Olumsuzluk ekini daha önce bahsetmiştim, söylemiştim. Çok anlatmıyorlar aslında. Çok değinen olmuyor. Ama Türk Dil Kurumu Başkanı'nın zamanında dilekçesini ben net hatırlıyorum. 2016 tarihli olumsuzluk ekinin yapım eki kabul edilmesi noktasında. Ama tekrar tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Şu ana kadar olumsuzluk eki sınavda hiç sorulmadı. Yani tek başına yapım mı çekim mi hiç sorulmadı. Açıkçası videolarda hocalarımızda, kitaplarda da çok bahsetmiyorlar. Bu biraz havada bir bilgidir. Mame olumsuzluk eki olduğu dediğim gibi Türk Dil Kurumu Başkanı'nın dilekçesinde nettir. Ama dediğim gibi sınavda henüz sorulmadı. Türk Dil Kurumu da zaten bunun üzerine bir şey söylemiyor. Mame'nin olumsuzluk ekinin ne olduğu konusu tamamen şimdilik havada durmalı. İçiniz rahat olsun, sınavda da asla kullanılmaz. Kendini kelimesi. Basittir burada, neye kaynaştırmadır? O basit, an basit, ses olayları yok. Geciktiğini, geçten gecikmek, tık tık. Yapım ekleri havada uçmuş. Yapısına göre türemiş. Geç kelimesinden geldiği için burada yumuşama var. Geciktik derken buradaki K ve T benzeşme var. Yumuşak G, yumuşama, ne, kaynaştırma. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Geciktiği kelimesi müthiş bir kelime olmuş. Bu uygulamanın bence favorisi olmuş. 40 tane ses olayı var. Yapı olarak da türemiş, daha ne olsun. Hissediyor kelimesi. His ve etmek. Birleşik sözcük. Buradaki S'ye bakın, boşta kaldı yuvarlak içine alınca bir anda. Ünsüz türemesi. Etmekten ediyor. Ünsüz yumuşaması. Gücünü. Güç. Değil mi? Burada yumuşama var. N kaynaştırma. Basit sözcük. Yapım eki yok. Daha seri gidiyorum. Kaybediyor. Kayıp ve etmek. Birleşik sözcük. Ünlü düşmesi var. Ünsüz yumuşaması var. Yine ünsüz yumuşaması var. Etmek. Kayıp, değil mi bunlar? Hakkı kelimesi, bu arada yapısına göre birleşik demiştim. Hakkı kelimesi basit sözcük, ünsüz türemesi var. Olanın, olmaktan olan türemiş sözcük. Herhangi bir ses olayı yok. Olan çünkü. Bu basit, ses olayı yok. Olmadığını, ol. Mame var, dıktik var. Kesinlikle türemiş, yapım ekleri havada uçmuş. Tamamdır hocam, yumuşamamız var burada. Burada da bir kaynaştırmamız var. Çok, basit ses olayı yok. İyi, basit ses olayı yok. Çok iyi biliyor, bilmek. Tamam hocam, burada herhangi bir daralma yok. Biliyor, yapım eki almamış. Basit. Basit ve ses olayı olmayan bir sözcük. Çok iyi oldu hocam. Yüzlerce kelime tahlili yapıyoruz. Bıkmadan, usanmadan yapmaya devam edeceğiz. 1-2 güne kadar yeni konumuza geçeceğiz. İçiniz çok rahat olsun. 1-2 video daha atacağım sizler için. Olay iyice bitsin. Bu zaman aralığını tanıma ne derim? Dediğimiz gibi
Oturtmanız sözcüklü yapı gerçekten sıkıntılı bir konudur. Ses bilgisinde şimdi tekrar ediyoruz ki unutmayın diye. Ben sık sık geriye dönüşler yapacağım arkadaşlar. Tekrarları çok fazla yapacağım. İçiniz o anlamda çok rahat olsun. Zaman zaman böyle uygulamalarla, zaman zaman da testlerle, zaman zaman mini özetlerle geriye dönüş çok sık yapacağım. Türkçe bende içiniz rahat ola. Tamam, o zaman bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.